Arkadaşlar bu kadar. Ayakta durabiliyorum. Yeter. İlk gün bu kadar yeter. Arkadaşlar her şey zamanında, yaşında olacak. Bir yaştan sonra çok zor oluyor. Nasıl bir et bu ya? Nasıl bir şekil bu ya? Merhabalar efendim, merhabalar. Bir hafta sonu yine bir aile aktivitesi. Arkadaşlar ufak bir sorun var benimle alakalı. Maalesef şu an fabrika ayarlarından epey bir uzağım, görüyorsunuz. Sağ tarafım iptal durumda. Küçük demeyeyim aslında, yani bir diş operasyonu geçirdim. Şurada bir dişim vardı, tam kökünde bir problem var. Böyle o damağı kaldırıp o kökünü biraz törpelediler, kestiler falan. Sonra kapattılar ama tabii. Bu cuma günü oldu. Bugün pazar. Biraz da bir apse yaptı. Vermiş olduğum görüntü kirliliğinden dolayı özür dilerim başta. Ama dedim yani bu şeyimizi de çekelim yani. Faaliyetimizi sizinle paylaşalım dedik. Kusura bakmayın, gerçekten çok iyi gözükmüyorum şu an. Ama şey, çok problem yok. Sadece bir dediğim gibi şişlik ve görüntü kirliliğinden ibaret. Şu an burası tenha. Burası arkadaşlar bir göl yine. Yaşadığımız yerin içerisinde, yani şehrin içinde bir göl. Küçük bir göl. Bakın, insanlar daha önce şuradan atlıyorlardı. Göle atlıyorlardı. Şöyle kıyıdan yüzüp buradan çıkıp şöyle işte suya atlıyorlardı. Ama şu an biz ne yapıyoruz burada? Kayıyoruz. Ben birazdan denemeye çalışacağım. Valla hiç kendime güvenmiyorum bu konuda. Bakın oğlum. Kızlarım da şurada. Çocuklarım daha önce buz hokeyi kursuna gitmişlerdi. Bu konuda biraz tecrübeliler. Ama ben hiç denemedim. Yani bu trajediyi görmenizi istemem oğlum. Yani patenlerimi de getirdim. Denesem mi denemesem mi bilemedim. Yani tabi burası şey değil arkadaşlar, yani standart bir buz pisti değil maalesef. Şey, biraz engebeli, hafif böyle tümsekler, şunlar bunlar çok. Evet, belediye sanırım düzlüyor değil mi? Karları temizliyor üzerinden. Niye böyle şu an? Evet, kar yağdı ya şu an arkadaşlar. Kızım, hadi bakalım. Unutmuş musun yoksa? Birazcık ha? Arkadaşlar ayağınıza bir şey giyiyorsunuz ve buz kütlesinin üzerinde hareket ediyorsunuz. Kafam almıyor aslına bakarsınız ama ya bir deneyeyim diyorum ya. Bir deneyeyim. Evet. Eşim de giymiş. Aman Allah'ım. O da ne? Hocam sana patates tarlası gibi. Sen iyisin ama maşallah, güzel kayıyorsun. Ya biraz hızlıdan alsa daha tatlı olur tabii. Arkadaşlar yine kaç haftadır böyle şu kaç para bu kaç para filmi çekmekten alışkanlık haline geldi artık, kusura bakmayın yani, bunu da paylaşayım. Ya şu gördüğünüz paten var ya, bakın gayet profesyonel bir paten. Sadece 50 kron arkadaşlar. Evet, şu an çok acayip bir trajedi yaşandı ama göstermeyeceğim size. Eşim 2.80. Evet, şu an kendisini 3 kişi ancak ayağa kaldırdı. Neyse. Tamam. Ben de giyineyim de bir bakayım nasıl olacak. Arkadaşlar bu kadar. Ayakta durabiliyorum. Yeter. İlk gün bu kadar yeter. Bence. Hadi gidelim. Oo, burası yokuş. Yokuş. Bana sen neydi?
Arkadaşlar çok soğuk. 50 yaş nasıl olur? Çok soğuk, çok soğuk. Ben düşeceğim kesin de. Yerimi kırmasam onun hesabını yapıyorum şu an. İnsanlar gelmeye başladı, çalkmaya başladı. Bakalım, deneyelim birazcık. Arkadaşlar her şey zamanında, yaşında olacak. Bir yaştan sonra çok zor oluyor. Ama şöyle söyleyeyim, ya bu hemen öğrenecek bir şey değil. Ya ayakta kalmayı öğrenmek lazım herhalde önce. Bir de yürümeyi öğrenmek lazım. Bir de düşmeyi iyi bilmek lazım burada. Düşerken dikkatli düşmek lazım. Yoksa dirseğiniz, Allah korusun böyle beliniz, bacaklarınız, kolunuz zarar görebilir. Ama yazın çok güzel bir yerdir burası. Bakın burası göl. İnsanlar yüzebiliyorlar. Evler, etrafta. Güzeldir. Burası sevmediğim şeylerden birisi de şu yukarı çeker misin? Ya böyle güzel bir manzaranın ortasından şöyle gördüğünüz gibi bu elektrik direkleri. Tam böyle harika bir manzara buluyorsunuz. Bir elektrik direği veya seni bütün manzarayı berbat ediyor. Evet arkadaşlar, devam. Çalışmaya devam. Pes etmek yok. Burada kayamıyorum ben. Vulkanik'te iyi yok. Doğru mu? Vulkanik'te iyi yok. Ve Dimonik'te iyi yok. Dimonik'te iyi yok. Evet arkadaşlar, çok güzel kayamadık. En azından eşim de ben kayamadık. Çocuklar iyi kayıyorlardı. Ama her ne kadar kayamasak da çok yorulduk ve acıktık. Bugün de meşhur laks yapacağız. Laks nedir? Laks somon. Bakın. Şurası üst kısmı. Her zamanki gibi tabii biz terbiyeledik bunu, terbiyelemeye çalıştık. Yavaş yavaş yerleştirelim. Ama şöyle önce kabuk kısmı, yani deri kısmından başlayalım. Ben ilk defa deniyorum laksı mangalda, yani somonu. Bakalım. Ya mangalın her şeyi güzel olur gerçi, sıkıntı olmaz da. Daha çok fırında biz bunu deniyorduk. Bakalım bugün ilk defa burada. Başlıyor. O da başlıyor. Hazır mıyız? Ta 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 ta. Ay 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 ay, şıkır 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 şıkır. Şıkır şıkır. Şıkır şıkır. Bakın arkadaşlar, çiğ de burada. Nasıl bir et bu ya? Nasıl bir şekil bu ya? Yalnız arkadaşlar, tabii ki bir biyolog olarak şunu yemeyi hiç istemiyorum ama niye bu çiftlik balığı yani? Bunu biz şeyden aldık. Marketten aldık. Çiftliklerde üretiliyor bunlar. Ve ben bu tür
tür etleri yemeyi aslında kendi hayatımda çok yapmamaya çalışıyorum. Ama henüz somon tutacak kadar profesyonel değilim. Bir de onun bayağı bir şeyi var, böyle işte yöntemlerin, taktiklerini bilmek gerekiyor. Çok özel vakit ayırmak gerekiyor ona. Benim açıkçası şimdiye kadar bunu yapma şansım çok olmadı. Dolayısıyla şimdilik laksı, yani somonu şeyden alıp, marketten alıp yiyoruz. Yani bir şey olmaz herhalde, ölmeyiz herhalde. Zaferlik. Neyse. Evet efendim. Ateşimiz biraz yüksek olduğu için böyle yapıyorum. Şimdi de böyle tütsülenmiş oluyor bu. Burada tütsü balık, tütsü et biliyorsunuz çok meşhur. Yani bu laksın şeyi var, tütsülenmişi var arkadaşlar. O da ayrı satılıyor. Kahvaltıda falan böyle çiğ çiğ yiyorsunuz. Çok güzel gerçekten. Böyle duman kokuyor böyle. Çok farklı, güzel bir lezzeti var. Evet, bence şu ekmekleri dizelim bence. Yemek programlarına başlayayım yakında. Ben son yeme sahnesini gösteremeyeceğim size çünkü bu sahneyi görmek istemezsiniz. Çok yemek yemem biraz problem o şu an. Şeyden dolayı. Evet. Benim yerime bu hafta oğlum finali göstersin. Evet. Siz görmeyin artık. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar, bu pazarki piknik aktivitemiz bitmek üzere. Hazırlanıp eve gideceğiz. Gördüğünüz gibi burada insanlar böyle yardımcı oluyor. Şu eleman herhalde burada yakınlarda bir yerde oturuyor. Hemen ATV'sine o kar küreme şeyini monte etmiş. Ondan sonra buraları temizliyor işte. İnsanlar rahat rahat kayabilsin diye. Bu tatil günü pazar aktivitemizi sizinle paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Motive edersiniz. Arzu edersiniz tabii ki. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Başka bir videoda. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.